Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Efendim dedik ki nakulu fi tevhidillahi mu'taqidine bi tevfikillahi innallaha ta'ala vahidun la şerike leh ولا شيء مثله ولا شيء معجزه ولا إله غيره. Peki bunların anlamını vermiştik. Sonra demiştik ki nasıl marifetullah'a kişi erecek? İşte sufiler diyorlar ki marifetullah'a riyazet yoluyla insan ulaşabilir. Peki ilham yoluyla olabilir bu. Kelam alimleri ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki biz kainata bakarız, tekvini ayetlere bakarız. Onlardan hareketle marifetullah'a ulaşırız diyorlar. Bununla alakalı şimdi burada 26. sayfada İbrahim Aleyhisselam'ın o mantıki örgüsünü bize anlatıyor. Onunla Allah'ın varlığına gidiyor. İmam Gazali'nin El-Kıstasul Mustakim diye bir risalesi var. Resali içerisinde. Orada anlattığına baktığınız zaman mantıktaki o önerme sistemini Aristo'dan çok önce aslında Hazreti İbrahim Aleyhisselam kuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeleri açın. Kur'an-ı Kerim'den bakın. En'am suresinin 76. ayet-i kerimesine gelelim efendim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Azer babası mıydı, amcası mıydı? İşte babaya, amcaya baba da denir amcasıydı diyenler de var. Böyle anlayanlar da var. O bahsi diğer. Şimdi ve iz kâle İbrahimu li ebîhi âzer etettehizu esnâmen âlihe. Şimdi bu ayet-i kerimede ne anlıyoruz? İbrahim Aleyhisselam muvahhid. Değil mi? Babasına ne diyor? اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا sen diyor, efendim, putları ilahlar mı ediniyorsun? Böyle dediğine göre o zaman kendisi muvahhid. Muvahhid olan İbrahim, اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُب۪ينَ seni ve kavmini derin bir dalaletin içinde görüyorum. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ne demiştik? Ziyadetul harfi tedullu elhamdülillah bak hoca oluyorsunuz işte ziyadetul harfi tedullu ala ziyadetil mana melekut diyor mülk demiyor iki tane harf fazla burada değil mi ne vavlata o zaman ve kezalike nuri ibrahime melekutes semavati vel ard yer ve göklerin melekutunu bütün her şeyin ayrıntısına varıncaya kadar mülkünü İbrahim Aleyhisselam'a işte böyle gösterdik diyor. Neden? وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ yani yakın derecesinde müminler kadrosuna dahil olabilmesi için bunu yaptık. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ yani demek ki imana ya da yakın derecesindeki imana ulaşmak için kainattaki bu melekutu görmek, Allah'ın mülkünü, yer ve gökleri görüp buradan yürümek lazım. O zaman İbrahim Aleyhisselam mümin. Şimdi mümin bir peygamber. Zaten peygamber mümin olur. İbrahim Aleyhisselam o müşrik kavmin içine gidiyor. Onlardan gözüküyor, sorular soruyor. Sonra diyor ki işte bunlara iman edilmez. Yani nasıl Allah'a imana gidilir yöntemi veriyor bize İbrahim Aleyhisselam. Allah'a inanmayan bir kavme Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okusanız kabul eder mi? Allah'a inanmıyor ki onun ayetlerini kabul etsin. O halde önce kevni ayetlerden ona imanı anlatacaksınız. İbrahim Aleyhisselam felemma buldunuz ayet-i kerime 76. Felemma cenne aleyhi leylu ra'a kevkeba kâle hâzâ rabbi. Ne oldu? Felemma cenne aleyhi leylu gece onu örttüğünde bir yorgan gibi karanlık İbrahim Aleyhisselam'ı kuşattığında ra'a kevkeba yıldızı gördü.
Kâle hâzâ rabbi. Onlar yıldıza tapıyorlardı o millet. Onların lisanıyla konuşuyor. Onların lisanıyla kâle hâzâ rabbi. Yani hâzâ rabbi fî zâmikum. Size göre benim de Rabbim budur. Değil mi? Yalan konuşmuyor. Ne diyor? Yani sizin Rabbiniz bu. Zannediyorsunuz ki herkesin Rabbi de bu, İbrahim'in Rabbi de bu. Yani kâle hâzâ rabbi. Orada ne takdiri var? Fî zâmikum. Sizin fasit olan o düşüncenize göre budur. Peki kâle hâzâ rabbi. Felemmâ efele. Ne zaman ki o gâbe kayboldu, yıldız oradan. Felemmâ efele gâbe, yani kâle lâ uhibbul âfilîn. Yani ben böyle bir şeyi sevmiyorum diyor. Çünkü Rab olan kaybolmaz diyor. Rab olan yok olmaz. Ben böyle bir şeyi Rab edinmem, sevmiyorum demek. Böyle benim Rabbim olmaz ya. Ben dara düştüğüm zaman elimi açıp ona yalvaramayacaksam, o her yerde olmayacaksa, huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin olamıyorsa, vallahu ala kulli şeyin kadir, yef'alu ma yeşa olamıyorsa, ben buna ibadet etmem diyor. Yani ne demek istiyor? Hani mantıkta ki o sistemi kullanıyor. Mukaddime-i Sugra, Mukaddime-i Kübra, sonra oradan neticeye gidiyorsunuz. Şöyle yapabiliriz şimdi. Ne yapıyoruz? Bu ayet-i kerimeye bakın şimdi. Diyoruz ki innel kamara afilun. Yazın. İnnel kamara afilun. Efendim ay batar. Ay yok olur. Peki vel ilahu ikinci efendim mukaddime, Mukaddime-i Sura, Mukaddime-i Kübra, ne diyoruz şimdi ikinci basamakta? Vel ilahu leyse bi afilin. İnnel kamara afilun. Kamer battı. Vel ilahu leyse bi afilin. İlah batmaz, ilah yok olmaz. İlahsa her yerde olur. Elini kaldırdığı zaman ona iltica eder. Ha? Emmen yucibul muzdarra izâ da'a. Peki şimdi neticeyi getiriyor. Nedir netice? Fel kamaru leyse bi ilahin. O zaman kamer Allah olamaz, ilah olamaz. Kamer batıyor, ilah batmaz. O halde kamer battığına göre ne olmaz? İlah olmaz. Peki Aristo'dan çok önce Hazreti İbrahim bu mantıki sistemi inşa etmiyor mu şimdi? He? Öyle değil mi? Felemma cenne aleyhi leylu ra'a kevkeba. Kale hâzâ rabbi. Size göre ilah nedir? Budur, değil mi? İlah budur. Ama bu ilah olamaz. Neden? Felemma efele kale la uhibbul âfilîn. Battı, yok oldu. İlahsa yok olmaması lazım. Hep mevcut olması lazım. İşte felemma ra'al kamara bazigan, buna böyle gidiyor. Sonra felemma ra'al şemse, güneşe aynı sistemi uyguluyor. 79. ayet-i kerimede ne diyor? İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Yani bütün varlığımla yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'ye yöneldim. Yani bu delillerden sonra yakın bir imana ulaşılabileceğini de bize anlatıyor. Yani kainattaki bu sistemi anlatmadan insanlara yakın iman derecesini onların ruhlarına aşılayamazsınız, göstereceksiniz. Şimdi burada veriyordu herhalde. Efendim, şimdi başka ayet kelimeler de var. Tabii onların hepsine girmeyelim. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı yine bu mantık sistemiyle alakalı ne var? Şu varabi'uha diyor. O paragrafta Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. Bakara suresinin 258. ayetine gelin. Bakara suresi 258. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezîne âmenû diye başlayan sayfanın ikinci ayet-i kerimesi 43. sayfa. Buldunuz. Şimdi elem tara ilellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâhul mulk. Kiminle İbrahim Aleyhisselam tartışıyor? Nemrut'la. Şimdi iz kâle İbrahimu rabbiyellezî yuhyî ve yumît. İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim öldürür diriltir. Ama karşıda böyle
akli melekelerini kaybetmiş bir hamyobaz var. Hamyobaz. Hamyobaz kim? Acaba diyemeyen adam. Acaba ben yanlış, acaba ben hata yapıyorum diyemeyen adam. اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُم۪يتُ Benim Rabbim öldürüyor, diriltiyor. O da diyor ki, قَالَ اَنَا اُحْي وَاُم۪يتُ Onu ben de yaparım. Allah nasıl diriltiyor? Yoktan. Değil mi? Bir damla sudan insana hayat veriyor. مِمَّا اِمَّه۪ينَ Bu da diyor ki, ben de diriltirim. Çağırın diyor bana hapishanede iki kişi. Öldürüyor birisini. Öteki de bunu da saklayın diyor. Ayakta kalsın, hayatta kalsın. O zannediyor ki öldürmek, diriltmek böyle bir şey. Ya böyle olur mu? İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki bununla münazara olmaz. Akli melekeleri bunu iflas etmiş. Mantıki bir örgü dahilinde bununla konuşamazsınız. Hemen daha onu ilzam edecek başka bir konuya geçiyor. Daha efendim hani ayet okumuyor bak. Sana da diyor ki bir kafir bir zındıkla karşılaştığın zaman... Ey serseri akıl gel ve Kur'an'ın karşısında bir diz çök diyeceksin. Akli bütün delilleri getireceksin. Onu teslim aldıktan sonra o zaman Kur'an'ı hakim ayetlerini okuyacaksın. Yani İbrahim Aleyhisselam gidip de aya, güneşe, yıldıza tapan topluma önce ayetleri okumuyor. Önce acaba demeye davet ediyor. Bak yıldız diyor ilah olamaz. Ay olamaz, güneş olamaz. Çünkü bunlar da mahluk. Bunlar yok oluyorlar. Yok olan her şeyi var eden bir şey olmalı. O her şeyi var eden de Allah'tır. O var eden muhtes olmamalı, hadis olmamalı, sonradan vücuda gelmemeli. Her şeyi o ihdas etmeli ki teselsül orada olmasın. Şimdi başka bir meseleye geçiyor. Ne diyor? Kale İbrahimu فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ Benim Rabbim her gece, her sabah güneşi doğudan getiriyor. Eğer sen de ilahsan, bu defa sen de onu batıdan getir bakalım diyor. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kafirin sistemi çöktü. Şaşırdı, afalladı, gitti. Artık cevap verecek hali mecali kalmadı. Yani baktınız ki mantıki örgü burada işlemiyor. Tek hamleyle onu nakavt ediyorsunuz. Rengin dışına alın diyorsunuz. Bu adamla konuşulmaz. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Peki İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Hakim, müşrik bir topluma marifetullah nasıl anlatılacak? Tekvini ayetleri göstereceksiniz. Oradan tenzili ayetlere gidecekler. Şimdi bir sayfa çeviriyorsunuz. Tabi burada ayet-i kerimeler var. Onlara siz bakın. 29. sayfada وَرُوِيَ اَنَّ اَبَا حَن۪يفَ وَرُوِيَ اَنَّ اَبَا حَن۪يفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ كَانَ سَيْفًا قَاطِعًا عَلَى الدَّهْرِيَ İşte dehrilere karşı Allah'ın keskin bir kılıcıydı. 120'ye kadar Hammad'ın yerinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkıh kürsüsüne oturana kadar Basra'ya gider, münazara meclislerinde tarumar ederdi dehrileri. Dehriler kimdir? وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهَرُ Bak aşağıda dipnotta vermiş. Câsiye suresinin 24. ayeti. وَقَالُوا مَا هِيَ İlla hayatuna dunya namutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dahr. Bizi zaman öldürüyor diyor. Bizim için sadece ne var? Dünya hayatı var diyor. Yaşarız ölürüz bu dünyada. Yok diyorlar Allah. Kabul etmiyorlar. Dehri, ateist bunlar. Şimdi bunlar Ebu Hanife'ye geliyorlar. Onunla münazara edecekler. Zaten her yerde onu arıyorlar, öldürecekler. Çünkü onun karşısında duramıyorlar. Bu batiniler var, batiniler. İmam-ı Razi'nin onlara 5 tane reddiyesi var. Fahreddin-i Razi'nin, Mefatihul Gayb'in sahibi, münazara meclisinde batinileri tarumar ediyor. Bir gün mektebesinde, kütüphanesinde mutala ederken, batini sarık cübbe giyiyor, içine hançeri koyuyor, İmam Razi'nin yanına geliyor, yanına kadar yaklaşıyor. Biliyorsunuz birçok alimi bunlar şehit etmişlerdi. Nizamül mülkü, fahrül mülkü bu batiniler şehit ettiler. Yani batiniler bu Nusayriler, Esed, bunun adamları bunlar. Şia'nın en sapık kolu.
geliyorlar İmam Razi'nin yanına, diyorlar ki hani dün bizi münazara meclisinde perişan ettin, delil delil diyordun, meydan okuyordun, bizden delil istiyordun, soktun bizi masanın altına, şimdi işte delilimiz diyor, hançeri çıkarıyorlar. Eğer bir daha üzerimize gelirsen delilimiz bu. Ulemayı Allah'ın inayetiyle münazara meclisinde ne dehrisi, ne batinisi, ne mutezilesi, hiçbirisi mağlup edemedi. Belki yer yer olanlar oldu ama imamı geldi ehli sünnetin, aldı vurdu kırdı götürdüler. Şimdi yani biz Maturidi Eş'ari deyince bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam biz Muhammedi Müslüman değil miyiz? Yani niye bu Maturidi Eş'ari? Tabii ki Müslümanız. Ve semmâkumul muslimîn. Allah Teala bize Müslüman adını verdi. Ama Cebriye diyor ki ben Müslümanım. Kadiriye ben Müslümanım. Şia ben Müslümanım. Ulema Allah'ın İslam'ına iki tane, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği dine iki tane kayıt düştü. O kaydı da nereden aldılar? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden aldılar. Neydi o? Es-sunne vel-cema'a. Hangi İslam? Sünnet ve cemaat. Sünnet, bidatın karşılığı demiştik. Cemaat de tefrikanın karşılığı. Yani sahabenin kabul ettiği İslam. Şimdi İmam Maturidi buna davet ediyor. Eş'ari buna davet ediyor. Maturidilik ayrı bir din adı değil. Eş'arilik ayrı bir din adı değil. Şimdi siz Maturidi Eş'ari akidesini çıkarın. Ne olacak? Televizyon sahibinin ayrı bir akidesi var. Öyle değil mi? Peki ötekinin ayrı bir akidesi var. Ben isimlerini vermeyeyim. Öteki kaderi reddediyor. Belki başka bir şeyi reddediyor. Ne oldu? Bir sürü adam çıktı piyasaya. Peki hangisi İslam? Yine başa döneceksiniz. Yine Cebriye'ye, yine Kadiriye, yine Mutezile'ye, bunların zamanına döneceksiniz. O halde bu ümmetin bir daha bölünmeye tahammülü yok. Kur'an-ı Hakim sünnete göre akide nasıl olacak? İki imam bunu tayin etti. İmam Eş'ari, İmam Maturidi. Yani biz Maturidi değiliz. Diyoruz ki bunlar Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye göre akide nasıl olmalı? Onun esaslarını çıkardılar. Ulema da bu ümmet de bunun üzerinde icma etti. Bu İslam hangi İslam? Evet, sadece İslam, yalnız İslam, ama ona diğerlerinden, sapıklardan ayrısın diye. Hangi sapıklıklar İslam'a dahil değildi? Bir kardeşimiz bunu anlasın diye ne diyoruz ona? Diyoruz ki ehl-i sünne vel cema'a. Bu ümmeti bölmek midir? Parçalamak mıdır? Kaldırdığınız zaman yani bu sütunlar, bu koruyucu duvarlar yoksa bu ümmeti bu belalar gelir istila eder. Selefilik diyorlar. Kaç çeşidi var selefiliği? 10'a kadar sayabilirsin. Belki 100'e çıkarırsın bunu. Niye? Çünkü sabitesi yok. İmamı yok. Nerede duracakları belli değil. Orada birisi hüküm veriyor. Kafir oldu, öldür diyor. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Böyle bir İslam olur mu ya? Ehl-i sünne vel cema'a demek sadece İslam demektir. Ehl-i sünnet bir mezhebin karşılığı değildir. Şia'nın, Mutezile'nin, Cebriye'nin karşılığı değil. Ehl-i sünnet İslam'ın kendisidir. İslam'ın yekün ifadesidir. Böyle anlamak lazım. Efendim ama maalesef bazı itimat ettiğimiz kardeşlerimizden de bununla alakalı garip ifadeler duyunca, efendim eğer sizin kelamda, akidede, fıkıhta, tefsirde, her ilimde icazetiniz yoksa, bir hocanın rahlesinde bunları okumadıysanız, belli şeyler okumuş olabilirsiniz ama bir noktaya gelirsiniz, orada yıkıp dağıtabilir. Allah muhafaza buyursun. Onun için silsileye dahil olmalı. Silsile ne? İlim silsilesi. Oraya nasıl dahil olacaksınız? Bu kitapları okuyarak. İcazet alarak inşallah. Rabbim hepinize bu yolda yürümeyi hepimize nasip eylesin. İşte o dehri geliyor. Buldunuz sayfanın başında. Ebu Hanife diyor ki ya beni öldürmeye mi geldiniz? Münazara etmeye mi? Münazara etmeye geldik diyorlar. Peki diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Fırtınalı bir denizde bir gemi var. Her tarafta deniz kalkmış ya da nehir kalkmış, üzerine yürüyor. Bu gemi geliyor karaya, efendim yükünü boşaltıyor.
bu gemi kaptanı olmadan, mellah yani denizciler olmadan bu halde geliyor. Bunu kabul eder misiniz diyor. Etmeyiz diyorlar. Olur mu yani fırtınalı bir havada, denizde ya da nehirde kaptanı olmadan gemi o tehlikeleri aşıp da karaya gider, yüklerini boşaltabilir mi, yapabilir mi? Ya bir nehirde geminin kaptansız gitmesine inanmıyorsunuz da kainatta şu kadar varlık arasında dünyanın bir sahibi, maliki olmadan, yaratıcısı olmadan yörüngesinde dönmesine nasıl inanıyorsunuz diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Hemen aşağıda وَسَأَلَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ الشَّافِعِيَّ Hakim, hükema, filozof. Yani onlardan birisi İmam Şafii'ye rahmetullahi aleyhe soruyor. İmam Şafii de kevni delillerden, ayetlerden Allah'ın varlığını anlatıyor. Neyi örnek veriyor burada? Dutun yaprağını veriyor. Dut yaprağı. Dut yaprağı. Dut yaprağının kokusu aynı değil mi? Tadı, kokusu aynı efendim. Şimdi bu yaprağı kim alıyor? İpek böceği alıyor. Yiyor onu. Ne çıkıyor? İpek çıkıyor. Aynı yaprağı arı yiyor. Ne çıkıyor ondan? Bal çıkıyor. Ceylan yiyor. Ne oluyor? Misk oluyor. Koyun yiyor. Ne oluyor? Dışkı oluyor. Yani bir yaprak diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İpek böceği aldı, ipek oldu. Bu paragrafta onu anlatıyor. Peki koyun yedi, ne oldu? Dışkı oldu veya süte dönüştü. Arı yedi, bal oldu. Ceylan yedi, miske dönüştü. Peki bir yaprağı farklı hayvanların içinde bu şekilde farklı suretlere döndüren kimdir diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. He? Bu büyük ve muazzam bir kudret değil midir? Var mı böyle bir fabrika? Yani sütü bir makineye veriyorsunuz efendim, insanı bir, yani o ağacı bir makineye veriyorsunuz şimdi. Ağacı aldınız, bir makineye verdiniz, oradan kereste çıkıyor. Başka bir makineye verdiniz, eziliyor, altın çıkıyor. Başka bir makineye verdiniz, oradan gümüş çıkıyor, demir çıkıyor. Var mı dünyada? Yapabilen böyle bir makine var mı? Yok. Peki bu makinaları, bu hayvanları bu şekilde yaratan kim diyor? Hep aynı şeyi alıyorlar. Dut yaprağını alıyorlar ama hep farklı şekil ve surette çıkarıyor. Yani marifetullah dedik ya başta metinde, ne dedik? Efendim inna Allahu Teala vahidun la şerike leh ve la şey'e misluh ve la şey'e mu'cizuh ve la ilahe gayru. Peki o Allah'a insanları imana nasıl davet edeceksiniz? Önce Hazreti İbrahim'den, sonra müştehit imamlardan misaller getirdi. 30. sayfa var. وَسُوْئِلَ اَعْرَابِيٌ عَنِ الدَّلِيلِ فَقَالِ Buldunuz. Şimdi burada tamamını almamış ama onun ikmali farklı şekillerde var. Siz buradan takip edin ama efendim şimdi bu Esma'i diye büyük bir nahiv kelam alimi var. Ona nispet ediliyor. Bu bir gün çölde giderken bir Arabi Bedevi görüyor. Bedevi'ye diyor ki bime ta'rifu rabbek, sen Rabbini nasıl buldun diyor. Nasıl marifetullah'a erdin? Yani kelamdan böyle delilleri saysanız caminin kürsüsünde millet anlamaz. Ona dut yaprağını anlatacaksın. İmam-ı Şafii'nin yaptığı gibi, Ebu Hanife'nin yaptığı gibi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Yani oradan bir gireceksin, sonra Kur'an-ı Hakim'e getireceksin onu. Esma'i de Bedevi'ye soruyor. Bu adam kitap görmemiş, eline kalem almamış. Bime ta'rifu rabbek. Nasıl diyor Rabbine ulaştın? Diyor ki Bedevi, El-ba'ratu tedullu alel-ba'ir ve eserul ekdami yedullu alel-mesir ve sema'un zâtu abracin ve arzun zâtu ficacin ve biharun zâtu emvacin efela tedullu alel-latifil-khabir. Diyor ki El-ba'ra tedullu alel-ba'ir. Burada bir kısmını almış, yazın onları, buradakileri. El-ba'ra tedullu alel-ba'ir. Ben diyor çölde yaşıyorum. Bedeviyim. El-ba'ra ne demek? Dışkı. Neye delalet eder? Çölde, çölün üzerinde dışkı gördüysem diyorum ki buradan bir deve geçti.
bu dışkı buradan bir devenin geçtiğine işaret ediyor. Peki ve eserul akdami yedullu alel mesir. Ayak izleri görüyorsam kumun üzerinde, o ayak izleri de neye delalet eder? Ve eserul akdami yedullu alel mesir. Yani buradan geçildiğine, birisinin geçtiğine işaret eder. Ayak izi varsa o buradan birisinin geçtiğine, geçilmiş olduğuna işaret eder. Bir adam geldi veya bir insan. Peki fesema'un zatu abracin. Burçlarıyla semaya bakıyorum şimdi. Yani yerdeki izler buradan birisinin geçtiğini işaret ediyordu. Dışkı hayvana işaret ediyor. Hayvanı görmüyorum ama dışkı varsa diyorum ki mutlaka buradan bir hayvan, deve geçmişti. Şimdi semaya bakıyorum. Orada burçlar var. Ve sema'un zâtu abracin ve arzun zâtu ficacin. Yarıklarıyla, yollarıyla, efendim nehirleriyle yeryüzüne bakıyorum. Ve biharun zâtu emvacin. Dalgalarıyla deniz, değil mi? Denizler. O efela tedullu alel latifil habir. Latif olan, habir olan Allah'ın varlığına bunlar işaret etmez mi? Yani ayak izi oradan bir insanın geçtiğine, dışkı bir hayvanın geçtiğine işaret eder de, burçlarıyla sema, yollarıyla, nehirleriyle, yeryüzü, dalgalarıyla, denizler, nasıl olur da onu var eden Allah Azze ve Celle işaret etmesin, diyor. Peki efendim, imkan delili, hudus delili, gaye delili, ibda delili diye kelamda Allah Teala'nın varlığını isbat yolları, menheçleri var. Onlara muvazzah ilmi kelam var. Ömer Nasuhi Bilmen'in, yazın, nefis bir kitaptır. Osmanlıca onu yazmıştır. Latin harfleriyle de onu bastılar. Orada bunları mutala edersiniz. Arapça bilen, daha ileri derecede olanlar. Efendim, muvazzah ilmi kelam. Muvazzah ilmi kelam. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin. Tabi bu Allah Teala'nın varlığına ispatla alakalı Risale-i Nur'da da çok nefis benzetmeler var. Yani kevni delillerle Allah Teala'nın varlığını ispat noktasında. Peki efendim, şimdi devam ediyoruz. Sayfa 34'e geldik. Efendim, Allah Teala'nın kadim oluşunu anlatacak burada. Yani Allah Teala'nın sıfatlarını beyan edecek. Kadimun bila ibtidain. Allah Teala kadimdir. Bila ibtidain. Kadim demek, bunun müradifi nedir? Ezelidir yani, değil mi? Allah Teala kadimdir, ezelidir. Bunu anlıyoruz. Hadid suresinde aşağıda ayet-i kerimeyi de vermiş. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِينَ هُوَ الْاَوَّلُ Allah Azze ve Celle evveldir. Nasıl evveldir? Allah Teala'nın evvel oluşu insanın evvel oluşuna benzemez. İnsan kendinden sonrakine göre evveldir. Yani siz kardeşinize göre evvelsiniz. Ama Allah mekandan ve zamandan münezzeh olduğu halde evveldir. Yani onun öncesi yok. Sonrası da yok. Sonrasındakilere göre Allah evvel değildir. Bak, sonrasına göre evvel değildir. Allah zaman ve mekandan münezzeh. Zatıyla bizzat evveldir. Zatıyla bizzat evveldir. Ezelidir, kadimdir, öncesi yoktur. Huvel evvelu, yani kadimun bila iftidain. Niye böyle diyoruz? Çünkü li'ennehu lev kâne hadisen لَفْتَقَرَ اِلَى مُحْدِثٍ şartı. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لَفْتَقَرَ اِلَى مُحْدِثٍ Eğer Allah Teala efendim hadis olsa, kadim olmasa, ezeli olmasa hadis olur. Yani sonradan yaratılmış olur. Sonradan yaratılmış olursa o zaman ne olur? Onu yaratan haşa birisi olması lazım. Muhdis olması gerekir. Peki bu zincirleme gider.
Peki bu sonu var mı? Yok. Teselsülün imkansızlığına giriyor bu sistem. O halde durduruyoruz. Nerede? Halik olan Allah'ta. Peki neden durduruyoruz? E kainata bak kardeşim. Yaratılmış bir dünya var. Eğer Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmiyorsan o zaman yaratılan bu dünyayı ispat et. Yani bir ateist de Müslüman tartışmaya girdiği zaman münazaraya ona şöyle demeli. Ya ben kardeşim Allah Teala'nın varlığına dair delil getirmiyorum. Sen olmadığına dair delil getir. Şu ot kendiliğinden nasıl bitiyor? Neden buğday? Onun içinde bir gen mühendisi var. Afrika'da da buğdayı Afrika toprağına bıraktığın zaman buğday oluyor. Asya toprağında da buğday oluyor. Milyonlarca yıldır buğday arpa olmuyor. Mısır olmuyor da içinde ne var ki onu hep farklı topraklardan buğday olarak bitiren nedir? Hangi kuvvettir? Onu anlat bakalım. He? Ferit Kam Hoca vardı merhum. Darülfunun'da felsefe hocasıydı. Osmanlı alimiydi. Darülfunun'da da hocalık yaptı Cumhuriyet döneminde. Bir filozof arkadaşım vardı diyor. Onun yanına gittim. Almanya ateist, inanmıyor. Onunla daktilosu var, kedisi var. Onunla meşgul oluyor. İnanmıyor. Her şey tesadüf diyor. Alemde her şey tesadüf. Dedim ki ona, efendim şu kediyi alsan, ona yazmayı öğretsen veya maymun alsan, belki kedi yazmayı öğrenemez, maymun öğrenebilir eğitimle. Yazmayı derken tuşlara basmayı öğretsen, şu klavyenin başına otursa veya daktilonun başına otursa, bu maymun ömür boyu bu tuşlara dokunsa, benim istediğim bir cümleyi tesadüfen yazabilir mi? 29 tane harfin içinden tesadüfen bir cümle olur mu? Olmaz. Peki şöyle yapsak, 29 tane alfabeyi alsak harfleri, onları kessek, bir poşetin içine koysak ve bu maymun onları sallasa 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 tesadüfen Ali gel diye bir cümle o torbanın içinde yazılır, vücuda gelir mi? Kendiliğinden oluşur mu? Oluşmaz. Bütün malzemesi ortada, harfler orada, hepsini koyduk. He? Daktilo orada, maymun da burada yazıyor. Tesadüfen daktilo var, maymun var, her şey var, cümle olmuyor da tesadüfen yoktan bu alem vücuda gelir mi? Onun için bir ateist varsa, bir dehri varsa o zaman gel kardeşim sen bana şu pencerenin tesadüfen oraya gelip takıldığını anlat kendiliğinden. Ben de sana hadi bakalım sen haklısın diyebileyim. Önce Allah'ın olmayacağını onlara anlatmalılar. Çünkü her şey Allah var diyor. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Alemde her şey o birdir diyor, tektir diyor. Sofistler maddenin varlığını inkar ediyorlar. Kelam alimleri ne diyor onlara? Atın onu ateşe diyor. Madem yoksa, varlık yoksa, madde yoksa o zaman ateş de yoktur, yakmayacak onu. Eğer yanıyorsa, hani yoktu diyordun ya, her şey hayaldi diyordun. Niye yanıyorsun kardeşim? Şimdi bu ateiste dehriye, bu kadar delil gözünün önünde Allah vardır diyor. O zaman sen Allah yoktur diyorsan bu delillerin olmadığını, bu delillerin nasıl olduğunu, ağacın nasıl olduğunu, dünyanın nasıl olduğunu bana izah edeceksin. Ama bu izah şöyle olacak, yeni şeylerin de olabileceği şeklinde olacak. Yani o dağı bir takım yalanlarla izah ediyorsa şurada da kendiliğinden bir dağın olacağını ispat et bakalım. Ha burada bir dağ olsun, ispat edin. Gelin burada bir dağ inşa edin bakalım. Küfür bu kadar basittir. İbrahim Aleyhisselam gibi, Nemrut'a yaptığı gibi iki hamlede nakavt ediyoruz. O kadar basittir. Ters yerden başlamayın. Serseri akıl Allah'ın izniyle. Peki kelam, akide bize bu mücadele menhecini de veriyor. Kadimun kadim ama bila iptidai. İptidası yok, başı yok, öncesi yok. Yani bunun müradifi ne? Ezelidir Allah Azze ve Celle. Peki sonra daimun bila intihain. Yani sonsuzdur. Nihayeti olmadığı şekilde, nihayeti olmadığı şekilde Allah Azze ve Celle ebedidir. Ezeli ebedidir. Yani bu iki kelime neyin tefsiri aslında? Şu ayet. Hangi ayet? Huvel evvelu vel ahiru.
Yani vel ahir nasıl? Ne demek vel ahir? Ne anlıyorsunuz ahirden? Ellezî yebqâ ba'de helâki kulli şeyin. Her şey helak olduktan sonra sonsuza kadar baki kalandır, değil mi? Ahir demek yani neyin sonudur? Her şey helak olacak alemde. Kullu men aleyha fan. Her şey yok, ahir bu. Yoksa yani sonu olan bir ahir değil. Her şey yok olduktan sonra sonsuza kadar da kalacak. Vel evvelu, ama evvel zaman ve mekan itibariyle evvel demek değil. Tamam. Her şeyin evveli ama zatı itibariyle evveli. Ahir, her şey yok olduktan sonra sonsuza kadar kalacak. Peki, la yefna ve la yebidu. La yefna, yok olmuyor. Helak olmuyor. Ve la yebidu, ba'de yebidu. Ne demek? Ba'de yebidu, aynı anlamda. Yani yok olmuyor. Mevcudiyeti ortadan kalkmıyor. Mevcudiyeti ortadan kalkmıyor. Vücudu nihayete ermiyor. Ba'de yebidu. Heleke anlamı var, inkiraz anlamı var. Efendim, la yefna ve la yebidu, yok olmuyor, helak olmuyor, ortadan kalkmıyor. Ezeli ve ebedidir. Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedidir. Sıfatları itibariyle, zatı itibariyle diyoruz. Peki, sonra Cenab-ı Hakk'ın iradesinden bahsediyor. وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Değil mi? يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Dilediğini yapar. Ebu Bekir Efendimiz son anlarını yaşarken yanına geliyor birisi, diyor ki efendim doktor çağıralım diyor, doktor. Ebu Bekir radıyallahu anh, doktor beni gördü diyor. Peki ne dedi? Dedi ki ef'alu ma urid, dilediğimi yaparım dedi. Yani Allah Azze ve Celle'ye gidiyorum. Rabbim hükmünü verdi diyor, o gördü beni. Dedi ki ef'alu ma urid. Hani ene urid, ente turid. Wallahu yef'alu ma urid. Sen bir şey istiyorsun, ben bir şey istiyorum. Ama Rabbim ne istiyorsa o oluyor, değil mi? Vallahu yef'alu ma yurid. Aşağıda hemen ayet-i kerime aldı. Ne buyuruyor? Yef'alu ma yeşa. Dilediğini yapar. Bütün dünya karşıda olsa engel olamazlar. Engel olamazlar. Ha innema kavluna li şey'in iza aradnahu en nekule lehu kun feyekun. O kadar. Olmasını murad ettiği zaman ol diyor. Oluyor işte, o kadar. Kun feyekun. Peki şimdi وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ. Alemde olan her şey onun istediğidir. Sadece onun istedikleri olur. وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ. وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ. Neden? Çünkü yaratılan her şey, mevcut olan her şey onun emriyle olmuştur. Onun emriyle vücuda gelmiştir diyoruz. Peki, şimdi burada da Allah Azze ve Celle'nin muhalefetuhu ta'ala lil havadis. Sonradan olanlara, yaratılanlara, mahlukata Allah Azze ve Celle benzemez. Mahlukata benzemez, değil mi? Mahlukata Cenab-ı Hak benzemez kardeşim. Peki ne diyor onunla alakalı? La tebluguhul evhamu ve la tudrikuhul efham. Vehimler onu anlayamaz, fehimler de onu idrak edemez. Yani diyor ya üstad, anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Felsefe düşünceyle yola çıkar, sonra imana gider. Aklı, alemi, varlığı, ruhu anlarken, felsefenin en derin bahislerini mutala ederken düşünceyle yola çıkar. Onun için hedefe ulaşamaz. Sokrat yok olur, Aristo yok olur, Eflatun yok olur.
Ama Müslüman önce imanla yola çıkar, sonra düşünceye gider. İmam Gazali'nin yaptığı gibi. Çünkü mücerred akılla Allah Azze ve Celle idrak edilemez. Hatta hiç idrak edilemediğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin. La tefekkeru fi zatillah, tefekkeru fi alaillah. Allah'ın nimetleri üzerinden Allah'ı, marifetullah'a edin. Yoksa mücerred olarak Allah'ı düşünmeyin. İdrakinize sığmaz, anlayamazsınız. Nasıl olacak? Sıfatlarından hareketle anlayın onu. La tebluguhul evhamu, evham vehim. Yani cüz'iyatı anlama idrakidir. Cüz'iyatı anlama. Efendim bu vehim şudur. İnsanın havası hamse dediğimiz beş duyu organı dışındaki bir anlamadır. Ama cüz'iyatı anlama. Mesela şecaatini anlıyorsunuz. Zeyd'in şecaatini anlamaya vehim diyoruz işte. Bunu anlama gücü. Bunu beş duyu organı dışındaki bir anlama hamlesidir. Ameliyesidir bu. Eğer bu külliyatı anlama şeklinde olursa, yani şecaat kavramını, bütün insanlardaki şecaat kavramını alırsak, o zaman bu fehim olur diyoruz. Peki la tebluğuhul evhamu ve la tudrikuhul efhamu. Peki ve la yushbihuhul enamu. Enam yani mahlukat da Allah Azze ve Celle'ye benzemez. Enam ne demek? وَهُوَ كُلُّ ذِي رُوحٍ. Hayat sahibi, ruh sahibi her şey, hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye benzemez kardeşim. Onu fehimle, vehimle insanoğlu tam olarak da idrak edemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu idrakimize, dünyamıza ne kadar taşıdıysa, Kur'an-ı Hakim sıfatlarını bize ne kadar anlattıysa o kadarla iktifa ediyoruz. Selef alimleri Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla alakalı ne yapıyorlardı? Tefiz ilallah, Allah'a havale ediyorlardı. Peki sonra müteahhirun ne dedi? Yedullahi fevku eydihim. Onun manasına baktılar. Dediler ki elde güç kuvvet anlamı var. İşte adam eliyle saati kaldırıyor, eliyle yazıyor. O zaman el kuvvete, güce delalet eder. El belde fi yedil melik dediğiniz zaman, falan belde hükümdarın elinde ne anlıyorduk? Elinde değil, değil mi? Türkiye falanın elinde dediğin zaman avucunda taşımıyor. Ne demek? Onun idaresinde, onun idaresinde, onun gücünde, kuvvetinde, tasarrufunda. O zaman bu tür müteşabihatı nasıl anlıyorduk? Yedullahi fevka edihim. Allah'ın gücü, kuvveti, tasarrufu Müslümanların üzerindedir diyoruz. Ama bu Vahabi kardeşlerimiz çıkınca ayrı bir damar açtılar. Selefilerin yaptığını yapmadılar. Ali İmran suresinde okuduğum o ayet-i kerimeyi, onu unutmayın. Orada Rabbim ne diyordu? Girmeyin, dalmayın müteşabihata. Girmeyin bunlara. Kim girer? Kalbinde arıza, problem olanlar. Hep bunlar sıfatlar üzerinde konuşurlar. Onların derdi, davası, tasası Allah'ın sıfatlarıdır. Cenab-ı Hak da onlara girmeyin. Hunna ummul kitabi ve uharu müteşabihat. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وَابْتِغَاءَ تَأْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهَا. Böyle derste okurken, bundan sonra ayet-i kerimeleri nasıl okuyacaksınız? Bu dersleri okuturken böyle biraz okuyup karşıdan ses bekleyeceksiniz. Bu ayet-i kerime de ezberlenip ezberlenmediğini bu şekilde de öğrenmiş olacaksınız. Bir ayeti ezberle dediğiniz zaman halka küçükse, büyük halkada olmaz da inşallah küçük halkalarınız olduğu zaman ibareyi okuyorsunuz, karşıdaki kardeşinize sözü ona hamlediyorsunuz. Bakalım okudu mu okumadı mı, ezberledi mi ezberlemedi mi?
onu da ölçmüş oluyorsunuz. Peki burada kalalım. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.